Senden bir isteğim daha var. Evdeki hiç kimse benim bu düğünün iptal olmasında parmağım olduğunu öğrenmemeli. Sakshi, bizzat ben onların evlenmesini istemedim. Ama bu düğünü durdurma sebebimiz... 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Merak ediyorum. Tanrı neden bizi böyle imtihan ediyor? Virendra, eminim Tanrı'nın bizim için iyi planları vardır. Belki de bu gizemli işaret bize doğru zamanda gösterildi. Artık senden tek ricam... Bu sırrı kimseye söylememen. Hiç kimse neden benim böyle bir şey yaptığımı öğrenmemeli, tamam mı? Ve birlikte neden onların düğününü durdurduğumuzu. Bana söz ver Virendra. Hiç kimseye bundan bahsetmeyeceksin. Hayır Sakshi. Böyle bir söz veremem. Sakshi, benden her şeyi isteyebilirsin. İstediğin her şeyi yaparım ama bunu yapamam. Sana söz veremem. Nasıl? Böyle bir şeyi nasıl saklayabiliriz? Böylesine büyük bir şeyi saklamak doğru olmaz Sakshi. Ben bunu saklayamam. Doğru söylüyorsun. Gerçeği saklamak yanlış olur. Anlıyorum çünkü bu söze sadık kalamazsın. Artık olacak her şey kaderin ellerinde olacak. Yüce Tanrım, bugün olanlar, Virendra'nın bir anda gelişi, üç hayatı yok edişi, Sakshi'nin hayali, Vipul'un umutları ve benim boşanma, her şey yarım kaldı. Virendra bana olan sözünü bozdu, beni kandırdı. Her zaman sözünü tutan adam bu sefer nasıl bu kadar zayıf düştü? Boşanma belgelerimizi mahkemede yırttı. Acaba tüm olanlardan sonra Sakshi ve Vipul ne haldedir? Artık Sakshi'nin yüzüne nasıl bakacağım? Ne yapacağım? Tanrım yardım et. Virendra'nın hatasını fark etmesi için tek bir seçeneğim var. Başka bir çarem kalmadı. Ne olursa olsun, artık bunu yapmak zorundayım. Vipul'un anlaması için elimden geleni yaptım. Hatta olanlar için ondan özür diledim. Ama engel olamadım. Köyüne geri döndü. Sakshi, orada olanlar doğru değildi. Bu yüzden Purvi için endişeleniyorum. Kim bilir şu an ne düşünüyordur. O yüzden düğünü neden durdurduğumun sırrını ona söylemek zorunda hissediyorum. Bunu yapamazsın Virendra. Ben ona söylemek zorundayım. Gerçeği Purvi'den saklayamam. Saklamak zorundasın. Ne olursa olsun sakla. Bu sırrı başka kimseyle paylaşamayız. Bak Sakshi, bu sırrı sadece ama sadece bir tek çocuklarımıza söylemeyecektik. Purvi'den saklamayı konuşmadık. Purvi'ye olanları açıklamak zorundayım. Onun iyiliği için başka şansımız yok Sakshi. Ona söylemek zorundayım. Sakshi, onu da düşünmek zorundasın. Bilmesi onun iyiliğine olur. Neden ona verdiğim sözü bozdum? Neden onu düğününden kaçırdım? O yüzden ona söylemeliyim. Sakshi bayağıdır Virendra ile odada konuşuyor. Acaba aralarında ne dönüyor? Hala çıkmadılar. Anne, olay o kadar büyük ki tartışması da büyük olacak. Zaten Sakshi yengem küplere binmiş bir haldeydi. Abim kolay kolay kurtulamayacak. Değil mi? Neler olmuş? Sakshi niye bu kadar üzgün görünüyor? Bu yenilginin göstergesi gibi. Sanırım abim onu ikna etmiş. Ava çıkan avlanmış. Virendra abi istediğini elde etmiş. Bir bahane bulmuş olmalı. Purvi'nin düğününü durdurduğuna dair Sakshi'ye bir bahane uydurmuş olmalı. Virendra ağlıyor olmalıydı. Ama aksine kafası dik bir şekilde çıktı.
Çok merak ediyorum. Neler döndüğünü öğrenmeliyiz. Purvi. 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 Purvi'nin dolaptaki bütün eşyası gitmiş. Purvi evi terk etmiş olabilir mi? Hey, bana bak. Purvi'yi burada gördün mü? Hayır efendim. Onu İyi, gördüm. İyi tamam. Purvi! Purvi! Sandra, niye bağırıp duruyorsun? Niye Purvi'yi arıyorsun? Nereye gitti? Önemli bir işim var. O yüzden arıyorum. Sizi ilgilendirmez. Ama... Hey, dinle. Purvi'yi arıyorum, gördün mü? Evet efendim, bütün eşyalarını aldı ve gitti. Onu az önce yolcu ettim. Tek başına gidiyordu efendim. Anne, satılık gelin kaybolmuş. Yoksa Whipple onu kaçırıp götürdü mü? Anne, çok güzel olmaz mıydı? Böylece satılık gelinimizden kurtulmuş olurduk. Purvi nereye gitti biliyor musun? Efendim, Bayan Purvi taksi çağırıp otobüs durağına götürmesini söyledi. Otobüs durağına mı? Purvi bu şekilde gidemez. Bu onun suçu değil. Beni bu kadar net bir şekilde uyarmıştır. Eğer düğününde bir sıkıntı daha çıkarırsam gerçekten gideceğini söylemişti. Ama bunun olmasına izin veremem. Purvi'nin gitmesine izin veremem. Hemen otobüs durağına gitmeliyim. Sarasvati otobüsü nereden kalkıyor? Efendim hemen şurada duruyor. Acele edin. Bu mu? Evet bayım o. Purvi! Sarasvati otobüsü 5 dakikaya kalkacak. Herkes acele etsin. Purvi. Hadi çabuk. Purvi! Purvi burada. Affedersiniz hanımefendi. Başkası sanmıştım. Sorun değil. Haber vermeden nereye gitmiş olabilir ki? Ne? Muhtar burada ne yapıyorsunuz? Birini mi yolcu ediyorsunuz? Aksine biri beni terk etti. Evet, ben yakın bir tanıdığımı arıyordum da. Umarım bulursunuz. Ama acele edin. Böyle yerlerde insanlar birbirini sonsuza dek kaybedebiliyor. Hadi kalkıyor! Hadi otobüs gidiyor. Hepsinin tek suçlusu benim. İlk önce Purvi'ye gerçeği söylemeliydim. Eğer gerçeği biliyor olsaydı beni asla terk etmezdi. Purvi! Purvi!
Beni arkanda bırakıp nereye gidiyordun? Ha? Söyle. Nereye gidiyordun? Hadi lütfen söyle. Senden uzaklaşmak istedim. Çok uzağa gitmek istedim. Seni ve sevgini arkamda bırakmak istedim ama yapamadım Brandra. Yapamadım, olmadı. Ben gerçekten sana neden böyle bağlı olduğumu bilmiyorum Brandra, bilmiyorum. Ama bunu beceremiyorum. Çok zorlanıyorum. Binlerce kez bu bağı koparmayı denedim ama senden uzaklaşamıyorum, yapamıyorum. Her seferinde daha da güçleşiyor ve ben gidecek cesareti bulamıyorum Brandra. Her seferinde sana daha da yakınlaşıyorum ve sana olan bağım daha da güçleniyor. Brandra, sen bana ne yaptın böyle? Bu bağı koparmak için her şeyi yapıyorum ama ne yaparsam yapayım koparamıyorum. Bana nasıl bir büyü yaptın da bu hale geldim ben? Bu aşkın büyüsü nasıl bir şeyse sensiz yaşayamıyorum Brandra. Sanki Tanrı bizi birbirimize bağlamış gibi hissediyorum. Senden ayrı kalamıyorum, olmuyor, beceremiyorum. Sen olmadan kendimi bir parçam benden ayrıymış gibi hissediyorum, nefes alamıyorum. Zannediyordum ki eğer evlenirsem sonunda seni unutabilirim ama yapamıyorum Brandra, olmuyor, asla beceremiyorum. Ne seni unutabiliyorum, ne de olanları yoluna koyabiliyorum. Hiçbir şeyi beceremiyorum Brandra. Senin için deliriyorum. Niye beni bu kadar seviyorsun? Niye bana böyle yapıyorsun? Neden beni gerçekten deli divane ediyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun Brandra? Bütün kontrolümü kaybediyorum. Brandra, lütfen beni bırakmalısın. Hepimiz için en doğrusu bu olacak. Ben beceremiyorum Brandra. Seni asla unutamıyorum. Lütfen yardım et. Ne sen beni bırakıp gidebilirsin, ne de ben gitmene izin verebilirim. Bana karşı kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın da. Hem de sonuna kadar. Ama gerçeği söylememe izin ver Purvi. Eğer öğrenmeden gitseydin, kendimi asla affedemezdim. Gel. Benimle gel. Hayır. Brandra, ben eve nasıl dönebilirim? Sakşi orada olacak. Eğer bizi bu şekilde görecek olursa o zaman... Sakşi'yi artık düşünmeyeceksin. Artık hiç kimse ikimizi ayıramayacak. Ne bir insan, ne de kader. Bu sır sayesinde Brandra ve Purvi'nin düğününü engelledim sanıyordum. Ama Purvi bunu öğrenince ne olacak? Ben ne yapacağım? Thank you.
Sakshi, lütfen beni affet. Biliyorum, bugün olan şeyler aslında olmamalıydı. Mirendra bugün yaptıklarını hiç yapmamalıydı. Sakshi, bizim yüzümüzden evlenme hayaliniz, bizim boşanmamız gerçekleşemeyecek. Bugün olanlar yüzünden o kadar çok utanıyorum ki gelip sizinle yüzleşecek cesareti kendimde asla bulamadım. Ben çok özür dilerim. Ben dedim ki köyüme dönmem en iyisi olur. Size bakacak yüzüm bile yok çünkü. Lütfen beni affet ama gidemem, yapamam. Gidecek cesaretim yok Sakshi. Ağlama Purvi. Artık başkasının özür dileme sırası geldi. Değil mi? Haksız mıyım? Sakshi? Hadi Sakshi, Purvi'den özür dile. Neden özür dilesin ki? Sakshi özür dileyecek ne yaptı ki? Niye dilesin? Çünkü Sakshi sana yanlış bir şey yaptı. Sana haksızlık etti. Ne haksızlığı? O aksine benim mutlu olmam için elinden... Senin mutluluğun için yapmadı. Her ne yaptıysa sadece kendi mutluluğu için yaptı. Birazdan her şeyi öğrenmiş olacaksın. Sana karşı ne kadar kini olduğunu, seni buradan göndermek için ne kadar alçaldığını da... Ama... Bu olamaz. Nasıl böyle bir şey yapsın? Hepsi doğru Purvi. Duydun mu? Ve dinlemeye devam et. Bugün olacak olan evlilik seninki değildi. Bir kandırmacaydı. Şimdi sana her şeyi söyleyecek. Neden seni kandırdığını... Ben de düğününden bir saat önce öğrendim. Ne gerçeği? Söylediğin hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ne oldu? Niye bir anda sessizleştin? Purvi'ye cevap versene. Bak Sakshi, konuş yoksa pişman olacaksın. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Öğreneceksin. Gerçek şu ki, ben senden nefret ediyorum. Sonsuz bir nefret. Çünkü sen benden ailemi, kocamı, çocuklarımı, her şeyimi çaldın. Sakshi ben... Ben bu eve geri geldiğimde benim olan her şey senindi. Virendra'nın kalbinde benim olan yeri sen doldurmuştun. Çocuklarım beni unutup seninle yakınlaşmıştı. Benim bütün evlilik hayatımı, bütün anılarımı, her şeyimi kalplerinden silmiştin sen. Ve ben böyle bir şeyi kabul etmeyeceğim. Seni kıskanıyordum. Buradaki varlığın sürekli gözüme batıyordu. Senden kurtulamayınca ben de gizlice düşmanın olmaya karar verdim. Ve her ne yaptıysam daha sonra seni gizlice hayatımızdan çıkarmak için yaptım. Hatırlasana Purvi. Seni Virendra'dan uzak tutmak için nasıl sana evlilik hayatımı anlatıyordum hatırla bir. Çocuklarım üstüne sana yemin ettirdim. Seni Virendra'ya karşı hep dolduruyordum. Yavaş yavaş. Sonunda tuzağıma düştün ve Virendra'ya karşı olan sevgini yok sayıp Vipul'la evlenmeyi kabul etmiştin. Devam edeyim mi? Peki. Seninle birlikte Virendra'yı da doldurdum. Bir zamanlar paylaştığımız sevgi için yemin ettirdim. Onu da böylece tuzağıma düşürmüş oldum. Ve en sonunda onu da senin evliliğini kabul etmeye ikna etmiştim. Neden benim esir tutulduğumu söylemediğimi, beni orada tutan kişinin kimliğini Virendra'dan neden sakladığımı hep merak ediyordun. Bugün sana her şeyi olduğu gibi anlatacağım.
Bugün artık her şeyi öğreneceksin. Beni çok dikkatlice dinle. Sana 5 yıl önce sahip olduğun hayatı geri verebilirim. Kocana kavuşabilirsin, çocuklarına kavuşabilirsin. Sana her şeyini verebilirim. Ama bir şartım var. Senden her ne istersem aynen onu yapacaksın. Unutma, bir hatanda seni tekrar bu zincirle bağlarım. Çocuklarından uzakta, hayatından uzakta, kocandan uzakta. Hiçbir hata yapma, sadece beni dinle ve Virendra'ya hiçbir şey söyleme. Tek kelime bile. Evet Purvi. Beni hapis tutan insan Virendra'nın annesinden başka biri değildi. Ben buna inanamıyorum. Bu gerçek mi Virendra? Maalesef gerçek Purvi. Hepsi annemin bir oyunuydu. Ama Sakshi, nasıl? Bütün bunları sana Anjali yengem yapmamış mıydı? Annemin de mi haberi varmış? Anjali bir piyondu Purvi. Asıl oyuncu annemdi. 5 yıl önce Virendra ve ben kaza geçirdiğimizde ben bir uçurumdan düşmüştüm. Herkes öldüm sanmıştı. Ama kaderimde başka bir şey varmış. Annem ve Anjali geldiğinde hayatta olduğumu gördüler. Hayatta mı değil mi? Bir bak hadi. Anne hala nefes alıyor. Yaşıyor. Hayatta mı? İşte şimdi piyango bize vurdu. Herkes onu şu an öldüğünü zannediyor ama biz onu esir alacağız. Bütün araziler onun adına. O her şeyi bize geçirince de onu öldüreceğiz. Beni bu yüzden hayatta tuttular. Çünkü her şeyi kendi üzerine geçirmek istiyorlardı. Her şeyi en başından beri annem planlamıştı. Sakshi, annem niye böyle bir şey yapsın ki? Virendra ve seni çok seviyor. Ben bunu bilmiyorum. Virendra'yı sevdiği falan yok. Ondan nefret ediyor. Virendra onun üvey oğlu. Ona yalandan sevgi gösterip güvenini kazanarak her şeyi üzerine almak istiyor. Bunu çok geç öğrendim Purvi. Beni savaşmam için getirdiği düşmanı da sensin. Ama sen çoktan benim düşmanım olmuştun bile. Çünkü Virendra'mı ve ailemi benden çalmıştın. Bana Virendra'ya gerçeği niye söylemediğimi sorduğunda sana yalandan bir hikaye uydurdum. 5 yıldır komadayım deyip bir kabilenin kurtardığını söyledim. Gerçeği açıklayacak durumda değildim. Çünkü o noktada ben çoktan annem ve Anjali ile ortak olmuştum. Peki Sakshi, seni 5 yıldır esir tutup nasıl davrandılar? Hayatını cehenneme çevirmişlerdir. Onlarla nasıl ortak olursun ki? Benden nefret edip bunlara nasıl razı olursun? Nefret gözün öyle bir şekilde bürümüştü ki neyin doğru olduğunu çoktan unutmuştu bile. Çocuklarımızın halini bile hiç düşünmedi. Hadi, önümde her şeyi anlatacaksın. Nefretin nasıl gözünü bürüdüğünü de anlat ona. Evet, kör olmuştum. Ama asıl nefretim ona karşı değildi. Sana karşı olan sevgimden dolayıydı Virendra. O bana karşı olan sevgini çalmıştı. Artık karın değildim, o karındı. Satılık bir gelin. Benim yerimi ona vermiştin Virendra. Başka ne yapsaydım? Ben de aşkım için her yolu denemek zorunda kaldım. Her şeyi sadece aşkım için savaştığımdan yaptım. Sakshi, eğer benden bu kadar nefret ediyorsan, o zaman neden beni bu evden atmak istemedin? Neden beni evlendirmek istedin? Çünkü herkese iyi görünmek istedi.
ama intikam alıyordu. O yüzden rol yaptı, bizi kandırdı. Çok doğru söyledin Virendra. Eğer Virendra'dan seni evden atmasını isteseydim, onun kalbinde olan yerimi asla geri alamazdım. O yüzden ben de seni evlendirmek istedim. Ama sana düzgün bir aday bulamayınca Anjali bana aday bulmada yardım edeceğini söyledi. Ama bunun için adıma olan her şeyi benden istedi. Bütün mal varlığınızı Anjali yengeye mi? Joey ve Manas'ı hiç düşünmediniz mi? Bunu nasıl yapabildiniz? Onların bunda suçu neydi ki? Ya bir gün Anjali onları evden atarsa, zavallı çocuklar o zaman ne yapacak? Onları hiç düşünmedin mi? Sakshi, en azından anneleri olarak bunu senin düşünmen gerekirdi. Biliyorum. Sana olan nefretimden annelik görevlerimi unuttuğumu biliyorum. Tek görebildiğim Virendra'nın benim yerime satılık bir geleni sevdiğiydi. Parayı tekrar kazanabilirdik ama Virendra'yı başka türlü asla kazanamazdım, değil mi? O yüzden seni Vipul'la evlendirmeme yardım etmeleri için her şeyimi annem ve Anjali'nin üzerine transfer ettim. Senden sonsuza kadar kurtulabilmek için başka şansım yoktu. Seni Virendra'nın hayatından bir daha asla geri dönemeyeceğim bir şekilde atıp kurtulmak istedim. Bir satılık gelinin ait olduğu yeri ona net bir şekilde göstermek istedim. Alın işte. Benden istediğini yaptın. Her şeyi size iade ettim. Para, araziler, her şey. Çocuklarımın geleceğini bile sizin elinize verdim. Artık bana Purvi'yi Virendra'nın hayatından çıkarmam konusunda yardım edin. Kelimeler kifayetsiz Sakshi. Her şeyi üstüme aldığım için o kadar mutluyum ki. 5 yıl boyunca bunun için bekliyordum ama şimdi söyle. Ne istiyorsun? O satılık gelini bu evden kapı dışarı etmek mi istiyorsun? İyi, tamam. Satılık gelin bu evden gidecek. Hep birlikte ondan sonsuza dek kurtulacağız. Nasıl? Sen orasını dert etme. Biz her şeyi planladık. O satılık gelinin eski aşkı Vipul. Aynı köydenmiş. Onu buraya çağırdık. Vipul buraya geldiğinde hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacaksın, tamam mı? Sanki Vipul'un onu sevdiğini yeni öğrenmiş gibi davranacaksın. Onları birbirine yakınlaştıracaksın ve sonra öyle soylu, öyle iyi niyetli biri gibi davranacaksın ki Vipul'la o gelini sırf mutlulukları için evlendireceksin ve sonra da mutluluğuna taş koyan satılık gelinden kurtulacaksın. Hem de sonsuza kadar Sakshi. Tamam o zaman. Vipul buraya gelecek. Gelir gelmez de onları evlendirmek için çabalayacağım. O satılık geline daha fazla tahammül edemiyorum. Onu Vipul'la evlendireceğim. O satılık gelin evlenince de en sonunda sen de biz de kurtulacağız. Ve bu evde kocan da çocukların da tekrar senin olacak. İşte bu kadar. O satılık gelini evimizde daha fazla tutmayacağız. Bunun üstüne el sıkışabiliriz. Ne düşünüyorsun söylesene. O kadar nefret etmişsiniz ki siz çocuklarınızın hayatını tehlikeye atmışsınız. O zaman benim için tüm yaptıklarınız, yani hepsi yalan mıydı? Bana ben senin ablanım dedin ve öyle davrandın. Neden böyle yaptın? Hepsi bir aldatmacaydı. O herkesi kandırıyordu. O sadece senin duygularınla oynuyordu.
Seni kandırmak istiyordu. Evet, ikinizi de kandırmıştım. Çünkü seni başka bir kadında görmeyi kalbime kabul ettiremedim. Hiçbir eş kocasını başka bir kadınla görmeyi kabul edemez Virendira. Eğer öldürebilseydim onu çoktan öldürmüş olurdum. Ama kendimi öldürmeyi denedim ve onu bile yapmama izin vermedin. Başka ne yapabilirdim? İkinizi mutlu mesut uğurlamamı mı bekliyordun benden? Sakşa iyiydi. Böyle davranmanıza gerek yoktu ki. Çünkü ben sizleri gerçekten ablam gibi görüyordum. Bana bir kere bile Purvi buradan hemen git deseydiniz, hiç soru sormadan sessizce buradan çekip giderdim. Sevgimi, çocukları, her şeyi arkamda bırakıp buradan giderdim Sakşi. Bu kadar saf olma. Çünkü sen aslında bu kadar saf ve naif biri değilsin Purvi. Senin bu yalanlarından nefret ediyorum, anlıyor musun? Masum ve çaresiz görünüp benden her şeyimi çaldın. Sakşi, ben öyle bir şey yapmadım. Senin öldüğünü duyunca Virendra ve çocuklara bağlandım. Hepsi bu. Beni gerçekten sevdiler. Hayatta olduğunu bilseydim Virendra'ya asla aşık olmazdım. Ya da onu bana aşık olmasına izin vermezdim. Asla böyle bir şey. Ben hayatta olsam da olmasam da Virendra'nın karısı ve çocuklarımın annesi değil miyim? Bir satılık gelin olarak kocamı, çocuklarıma anne olmayı nasıl kendine hak görürsün? Unuttuğum bir şey var Purvi. Sen sadece onlara bakmak için buradaydın. Virendra'nın karısı olmak için, çocukların annesi olmak için değil. Sen de unutuyorsun Sakşi. Sen onun geçmişisin. Bense şimdiki haliyim. İnsan anı yaşamalıdır, değil mi? Geçmişi değil. Doğru söylüyorsun. İnsan şimdiki zamanda yaşar. Ve ben de bugün geri döndüm. Artık ben onların bugünüyüm. Sense geçmişsin. O yüzden onu geçmişinden kurtarmak için yaptığım her şey benim hakkımdır. Yaptıklarımdan hiç pişman değilim. Pişman olan benim Sakşi. Sen Virendra'nın yalan ve kandırmacayla sevgisini kazanmaya çalıştın. Ancak savaşta bu tarz yalanlarla kazanabilirsin Sakşi. Aşkta değil, imkansız. O yüzden onun kalbine girmeyi başaramadın. Purvi sonuna kadar haklı Sakşi. Artık asla seninle olmayacağım. Çünkü ben yalana asla ödün vermem. Sadece doğruyu ve gerçek aşkı savunurum. Bugün de gerçeğin yanında olacağım. Yalanın değil. Bugün Purvi'nin yanındayım. Çünkü o yalan söylemedi. Çünkü o dürüst bir insan. Temiz bir kalbi var. Senden hiçbir şeyi çalmadı. Hatta fedakarlık etmeye çalıştı. Senin mutluluğun için kendi sevgisini feda edecekti. Şimdi de benim tarafımı dinleyeceksin. Onların sana karşı komplo kurduğunu nasıl öğrendiğimi. Satılık gelinden kurtulacağımıza inanamıyorum. Artık hayatımızdan sonsuza dek çıkacak. Gerçekten bugünü asla unutmayacağım. Ben bile mutluluktan bulutların üstündeyim. İkinize de çok teşekkür ederim. Çünkü sizin sayenizde en sonunda en büyük düşmanım, en büyük derdimden kurtuluyorum. O satılık gelin sonsuza dek hayatımızdan gidecek artık. Sakşi neden Purvi'den en büyük sorunum diye bahsediyor? Burada neler oluyor böyle? Eğer Vipul'u buraya getirmeseydiniz bunları asla göremezdim.
bana nasıl davranacağımı, sevgimi kullanarak onları nasıl kandıracağımı gösterdiniz. Sizin sayenizde Virendra'yı, Purvi ve Vipul'un evliliğine ikna etmeyi başarabildim. Eğer siz olmasanız Virendra'yı buna nasıl ikna ederdim ki? O yüzden size bunun için her zaman minnettar olacağım. Teşekkür ederim. Bize teşekkür etmene gerek yok. Bizden ne zaman yardım istersen edeceğimizi söylemiştik. Hep senin yanındaydık. Ve bizim için de büyük bir şey yaptın. Bu kadar kolay yapacağını hiç tahmin etmezdim. Her şeyini verdin. Yaptıkların karşısında bu ne ki? Eğer isteseydin daha da yardımcı olurduk. Ama biliyor musun? Bir şey hala kafamı karıştırıyor. Koca muhtar Virendra Pratap Singh gibi her küçük detayı bilen zeki bir adam. 5 yıldır burnunun dibinde olan karısının nerede olduğunu çoktan fark eder diye düşünüyordum. Ama ruhu bile duymadı. Fark etmedi bile. Ve şimdi de o satılık gelin, yasal karısı yapmak istediği kadın ondan uzaklara gidiyor, terk ediyor, onu bırakıyor. Anne, bunları boş ver, asıl konuya gel. Demek istediğimiz şu ki, anlaşmamız gereği artık her şeyin bize ait yenge. Bunu duyduğumda kulaklarıma inanamamıştım. O yüzden ilk önce düğününü durdurdum. Sonra boşanmamızı. Ondan sonra da gelip Sakshi ile konuştum. Onlarla yaptığı konuşmayı çoktan telefonuma kaydetmiştim. O yüzden ondan gerçeği almak çok kolay oldu. Ben özür dilerim Virendra. Her şeyi sen ve çocuklarımız için yaptın. Sus! Tek kelime bile etme. İğrenç ağzına çocuklarımın ismini bile alamazsın sen. Bu yaptıklarının hepsinin cezasını çekeceksin. Senin karın ve bir anne olduğum için bütün bunları yaptım. Ama yine de yanlış yaptığımı düşünüyorsan o zaman beni cezalandırabilirsin. Ama bana inanmak zorundasın Virendra. Hepsini seni sevdiğim için yaptım. Ne istersen onu yaparım. Lütfen beni affet Virendra. Af mı istiyorsun? Benden af mı istiyorsun? Beni kazanmak için başkalarıyla anlaşmalar yaptın. O zaman benimle de bir anlaşma yap. Ne anlaşması? Bu düğünü durdurmama yardım et. Ben de seni affedeyim. Benden boşan. Ve bundan başka bir ülkede hayatına devam et. Ben biletini alacağım. Ve orada sana temelli kalacağın bir yer ayarlayacağım. Söyle. Anlaştık mı? Şimdi karşıma geçip gözyaşı dökme. Artık sana hiçbir faydası yok. Ağlamayı bırak ve söyle bana. Söylediğimi kabul ediyor musun? Çünkü seni ancak böyle affederim Sakshi. Cevap ver bana. Ne diyorsun? Her şeyini toplayıp buradan gidecek misin? Tamam Virendra. Söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Ama tek şartım var. Şart mı? Hadi söyle. Neymiş şartın? Hayatından sonsuza kadar çıkacağım. Ama çocuklarımıza benimle ilgili gerçeği asla söylemeyeceksin, tamam mı?
Tamam. Söylemeyeceğim. Şartını kabul ediyorum. Tamam o zaman. Benden istediğini yapacağım. Git. Git ve Purve'nin düğününü durdur. Her şeyi sen bitirdin Sakshi. Yarın sabah buradan gideceksin. Çocuklar uyanmadan önce. Böylesine sahtekar bir kadın çocuklarımın annesi olamaz. Al. İşte uçak biletlerin. Buradan gidiyorsun. Bir daha yüzünü bile görmeyeceğim. Beni hayatından ne kadar da kolay çıkarıyorsun Virendra. Hepsi de satılık bir gelin uğruna mı? Bensiz bir dakika bile yaşayamadığın günleri ne çabuk unuttun. Eskiden kalbin sadece benim için atardı. Beni ne kadar sevdiğini hiç mi hatırlamıyorsun? Ben her şeyi hatırlıyorum. Hiçbir şeyi unutmadım. Eski Sakshi olmadığını unutan sensin. Benim sevdiğim Sakshi olmadığını. Bir de geçip bütün hataların için bu kızı suçluyorsun. Ona satılık gelin deyip deyip duruyorsun. Ama onun saf altından bir kalbi var. Senin gibi art niyetli biri değil. Bence o gün... 5 yıl önce geçirdiğimiz o kazada... Benim Sakshim zaten öldü. Sen o Sakshi değilsin. Sen başka birisin. Al şu bileti. Al şu bileti de git. Bir daha da burada yüzünü görmeyeceğim. Sen benim sevdiğim Sakshi değilsin. Git. Eğer beni affedebiliyorsan affet. Elveda canım. Hayatından çıkıyorum. Hem de sonsuza kadar.
Ne oldu Brandra? Niye bu saatte burada oturuyorsun? He? Her şey yolunda mı? Ne? O burada mı? Purvi, sen dün evi terk etmedin mi? Hatta o da seni aramıyor muydu? Evet, evi terk etmişti. Ama sonra kendi kendime dedim ki... asıl onu terk etmeye zorlayan insanı kovmalıyım. O yüzden onu geri getirttim. Sakşi'yi göremiyorum. Sakşi nerede? Sakşi gitti. Bir daha göremeyeceksiniz. Bugün de başka biri gidecek. Bir saniye Brandra, hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun? Açık açık konuş. Sakşi gitmiş. Başka kim gidecek ki? Yakında her şeyi anlayacaksın. İlk önce önemli bir işim var. Hadi Purvi, git kapıyı aç. Anne, baksana. Brandra abi kapıyı açması için satılık gelini gönderdi. Bu demek oluyor ki evde gitme sırası artık sonunda satılık geline geldi. Bütün valizler hazır mı? Evet Brandra. Getirdiler. Bunlar bizimkiler. Benim eşyam. Anne. Brandra, neler oluyor? Ama evden gidecek olan Purvi'ydi. Niye bizim eşyalarımızı toparladı? Ne planlıyorsun? Aklından ne geçiyor? Delirdin mi sen? Ben asla Purvi evden gidecek demedim. O hiçbir yere gitmeyecek. Siz ikinizin gitme vakti geldi. Sonsuza kadar. Ne söylüyorsun Brandra? Niye biz gidiyoruz? Purvi'nin gitmesi gerekiyor. Onu evlendirmeye çalışıyorduk. Ama o evden kaçmadı mı? O zaman niye eşyalarımı toplattın? Evet, sonunda ben delirdim. Benim annem... gerçek annemden daha çok saygı duyduğum benim üvey annem... bunca zamandır beni arkamdan bıçaklamış. Evet, sonunda delirdim işte. Ne diyorsun Brandra? Bir yanlış anlaşılma olmalı. Kimden? Kim sana böyle konuştu? Siz bana ihanet ettiniz. Anne ve oğlun arasını bozdunuz. Ayaklar altına aldınız. Ben... her şeyi biliyorum. Brandra. Benim önümde masummuş gibi yapıyorsunuz. Ama arkamdan çevirmediğiniz dolap kalmamış. Öyle bir şey yapmadım. İnanmak zorundasın. Sizin sayenizde Brandra'yı Purvi ve Vipul'un evlenmesine ikna edebildim. Eğer siz yardım etmeseydiniz bunu asla yapamazdım. Neyin varsa bize verdin. Biz ne yaptık ki? Eğer daha fazla yardım isteseydin onu da yapardık. Sakşi hayattaydı. 5 yıl boyunca onu esir tuttun. Çünkü istedin ki ben öldüğünü sanayım. Ama geri döndüğünde Purvi'den kurtulmak için de onu kullandın. Çocuklarımın istikbalini çalmak için her şeyi yaptınız. Bir anne olarak kendi oğlunun ailesine bile acımadın. Nasıl bir anne böyle davranır? Anne olmayan biri, düşman olan biri. Ve sen... sen bir kadın değilsin. Parazitsin, parazit. Ailemizin mutluluğunu emdin bitirdin. Bütün ilişkilerimizin güzelliğini kuruttun. Yalan söyledin, her şeye söylendin, kandırdın. Bunların hepsini de nefes alır gibi doğallıkla yaptın. Bir de karşıma geçmiş Sakşi'yi mi soruyorsunuz? Dinleyin. İkiniz hakkındaki her şeyi öğrendim. Üçünüzün birlikte yaptığı her şeyi de artık biliyorum. Vipul'la Purvi'yi evlenmeye zorlamak için yaptığınız planları da öğrendim. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Sakşi hak ettiği cezayı aldı. Onu çoktan bu evden kovdum bile. Abi.
Abi, lütfen, lütfen affet. Çekil! Uzak dur! Kes şu zırvayı! O timsah gözyaşların artık benim üstümde hiçbir işe yaramayacak, bil bunu! Benimle yeterince oyun oynadınız. Sizinle işim bitti. Sizi ne affedeceğim, ne de size acıyacağım. Doğrudan bu evden gideceksiniz. Bir daha da yüzünüzü görmeyeceğim. Sizin için ne evimde, ne de kalbimde bir yer var. Gidin buradan. Brandra, önce biraz sakinleşip sonra tekrar düşünsen iyi olmaz mı? Brandra, şimdi onlar... Yani eğer Anjali yengen ve annemi dışarı atarsan... Onlar nereye gidip nerede yaşayacak? Lütfen, sana yalvarıyorum. Onları bu seferlik affet. Son bir kez... Onlar oğullarını hiç düşünmüyorken... Ben niye onları düşünecekmişim? Söyle bana neden? Bugüne kadar ne yapmışlar? Şuna bak, utanmalısınız. Purvi'nin hayatını bitirmeye çalıştınız. Onun hayatını yerle bir edip biriyle evlenmeye zorladınız. Ama o hala bana sizi savunuyor. İkinize merhamet göstermem için yalvarıyor. Normalde bundan utanmanız lazım. Ama sizin kalbinizde sadece nefret var. Gözlerinizde birazcık bile utanma duygusu yok. O yüzden ben Brandra Pratap Singh, Revari'nin muhtarı, bu malikanenin sahibi, bütün o yaptıklarınız yüzünden her ikinizi de cezalandıracağım. Kanun herkese eşit derecede işler. Bunu bana sen öğrettin. Meclisin sözü kesindir. Bir karar verirken kimsenin tarafını tutamaz. O yüzden Revari'nin muhtarı olarak cezanızı vereceğim. Bu malikaneyi hemen terk edeceksiniz. İsterseniz köyde yaşayabilirsiniz. Ama artık benim annem değilsin. Artık birbirimiz için yaşamıyor sayılırız. Yaşına hürmeten, nazikçe söylüyorum. Bu evi hemen terk edin. Çünkü sizin için en iyisi bu olacak. Bir daha evimin içinde sizi görmeyeceğim. Anladın mı? Sonsuza dek sizi bir daha görmek istemiyorum. Artık annem falan değilsin. Ben de senin oğlun falan değilim. Artık hiçbir şeyiz. Bunu iyi anla. İkinizi de burada görmek istemiyorum. Peki. Aşağılamaların bitti mi? Hı? İntikamım için geri döneceğim. Prakashi olarak sana merhamet etmeyeceğim. Bu sana son sözümdür. Yanına kalmayacak. Sana öyle bir işkence edeceğim ki ölmek için yalvaracaksın. Bu malikane, aileni, sevdiğin her şeyi küle çevireceğim, küle. Unutma, sana acımayacağım, merhamet etmeyeceğim. Valizleri dışarı çıkarın. Aha, anne. Baba, annem nerede? Onu bulamadık. Evet baba, Anjali yenge ve babaannem de yoklar. Nereye gittiler, söyler misin? Sanırım babaanneniz unuttu. Köyden insanlarla seyahate gittiler. Bir süre olmayacak. Annenizi de aldı, birlikte gittiler. Anne ve babaanneniz yoklar. Yengeniz de onlara bakmaya gitti, tamam mı? Ne zaman dönecekler baba?
Yakında dönerler. Neyse dinleyin. Hadi duşa. Sonra kahvaltı edeceğiz. Hadi Manel. Tamam baba. Brandra, neden onlara yalan söyledin? Ne yapsaydım? Yani bunları anlamak için çok küçükler ve gerçeği kaldıramazlar. Ama Brandra, Sakşi onların annesi. Evet, doğru söyledin. Ama Sakşi burada değilken Manas onu hiç özlemedi ki. Sen merak etme. Zamanla her şey düzelir. Zamanla alışırlar. Yavaş yavaş onları unuturlar. Pekala, dediğin gibi olsun Brandra. Evet, Manas ve Juhi unutacaktır. Ama annem ve Anjali yenge mahkemeye çıktığında köydeki herkes öğrenecek. O zaman ne olacak? Nasıl saklayacaksın? Onu da düşündüm Purvi. Ben buradayken köydeki rüzgar bile kontrolümdedir. Ve tapular hala benim üzerimde. Nasıl? Bunu nasıl yaptın? Sen oraya bak. Ben dolaba bakacağım. Belgeler burada da değil. Annem onları nereye saklamış olabilir? İşte belgeler bunlar. Evet. Hepsi bunun içinde olmalı. İşte transfer kağıtları. Evet. Avukat Bey, yanınıza geliyorum. Evet, acil bir iş. İşte yeni tapular bunlar. Bundan sonra Anjali ve annemin hiçbir hakkı olmayacak. Hadi imzala. İşte bu şekilde oldu. Sakşi'ye yeni kağıt imzalattım. Peki yeni tapuları kimin üstüne yaptın Brandra? Kendinin mi? Hayır aptal kız. Her şeyimi çocuklarımın üstüne yaptım. Bu işten kendime bir pay almadım. Hepsi onların olsun istedim. O yüzden evlenince de her şeyi Sakşi'nin adına yapmıştım. Bu yüzden annem ve Anjali onu hayatta tuttular. Her şeyi ondan alabilmek için. Biliyor musun Brandra, ben her şeyi çocuklara verebilmene çok sevindim. Daha asıl eğlence başlamadı. Annemler hele bir avukata gitsinler. O zaman gerçeği öğrenince ağızları yere düşecek. Onlara hayatlarının şokunu yaşatacağım. Brandra'nın bugün yaptığını asla unutmayacağım. Hele avukata bir gidelim. Sahip olduğu her şeyi alacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şeyi olmayan asıl biziz anne. Abi, haberi duydun mu? Muhtar Prakashi Devi ve Anjali'yi evinden atmış. Öyle mi? Kesin hak etmişlerdir. Muhtar adildir. Yoksa yapmaz. Doğru dedin.
Muhtar hak etmeyene asla ceza vermez. Kesin bir şeyler çevirmişlerdir. Kesinlikle. Zaten Prakash onun üvey annesiydi. Muhtara kesin kötü davranmıştır. Kesinlikle abi. Neyse bize ne? Evet. Önceden yürürken sokaklarda kafamız dik gezebilirdik. Şimdi Vrendra yüzünden bu aşağılanmaya maruz kalıyoruz. Üvey annesiymişim. O daha benim nefretimi görmedi. Göğü başına yıkacağım. Bir daha belini doğrultamayacak. Hiçbir şeyi kalmayacak. Başını koyacak bir omuz bile bulamayacak. Onu yok edeceğim. Ağlama. Hadi. İnsan sabah sabah böyle mi uyandırılır? Bunu amcamdan öğrenmiştim. Biliyor musun, bana uyuyan insana böyle bir şey yapmanın çok iyi geleceğini söylemişti. Ben de o yüzden parmağını sıcak çaya soktum. Acıdı mı? Başlatma şimdi amcam amcam diye. Ne? Bütün bunları sana amcam mı öğretti? Çağır bakalım, seni kurtarabilecek mi? Hadi şimdi amcanı çağır. Ne yapıyorsun? Hadi çağır, çağır amcanı. Hı? Vrendra, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Biz son günlerde ikimiz çok çok zor günler atlattık. Ve bu yüzden hayatlarımız da biraz alt üst oldu. Ama Tanrı'nın da rızasıyla artık her şey düzeldi. O yüzden yeni hayatımıza başlamadan önce evde dua töreni mi yapsak? Önümüzdeki yıllar için huzur ve mutluluk duası ederiz. Ne dersin? Bak sen, ne güzel düşünmüşsün. Doğru söylüyorsun. Birkaç gündür hayatlarımız alt üst oldu. Sürekli iniş ve çıkışlar yaşadık. Yani dediğinde haklısın. Doğru diyorsun. Bence de bir tören yapsak iyi olur. Tamam. Sen hazırlan, yapalım. Ne diyorsunuz avukat bey? Ne demek bu belgeler işe yaramaz? Sakşı önümde imzaladı. Hepsi gerçek. Vrendra'yla mı görüştünüz? Onunla iş birliği mi yaptınız? Biraz sakin olun. Nasıl sakin olabilirim? Sakin olun ve beni dinleyin. Bu ne? Buyurun. Vasiyetin yeni kopyası. Ve bakın, tarihine bakın. Bayan Sakşi daha sonra vasiyetini değiştirmiş. Ve yeni vasiyetine göre Bayan Sakşi'nin rızasıyla size bir şey bırakmamış. Ne demek bırakmamış? Kime bırakmış? Kim alacak? Anne, kaybettik. Evi kaybettik.
her şeyi. Şimdi biz evsiz kaldık. Anne ne yapacağız? Sokaklarda, önümüzde mendille oturup dilenmek zorunda kalacağız. Ah Tanrım bize yardım et. Buna izin vermeyeceğim. Rendra sokaklarda dilenecek. Alo. Evet benim. Revari'ye dönme vaktin geldi. Biletini ben alacağım. E-mailini kontrol et. Yarın Revari'de görüşürüz. Anne bu ne? Kimin biletini alıyorsun? Bizim kalacak yerimiz yok. Ne yapıyorsun? Savaş mı istiyor? Vrendra'ya nasıl savaştığımı öyle bir göstereceğim ki sahip olduğu her şeyi kül edeceğim. Bizi sokağa atmaya çalıştı. Onu bütün köyün önünde rezil edeceğim. Şimdi benim nefretim nasılmış görecek. Onu yok edeceğim. Şimdi dua törenimize başlayacağız. Bu törende bütün sıkıntıların son bulması için dua edeceğiz. Bu evde mutluluk ve huzurdan başka hiçbir şey olmasın. Kimse nazar değdirmesin. Şunların haline baksana. Cören de sanacak ki kraliyet ailesi köye geldi. Sıra sizde efendim. Abla ben sıkıldım. Evet Manas ben de çok sıkıldım. Oyun oynayalım mı abla? Peki hadi gidelim. Gel çok sıkıldım. Muhtar, dua törenimiz bitmiştir. Tanrı sizi ayırmasın. Tanrı sizi bütün kötülüklerden korusun. Hem ailenizi hem de sizi. Hep böyle mutlu kalın. Hayatınızdan huzur ve mutluluk kaybolmasın. Her zorluğa birlikte göğüs gerin. Kimsenin kem gözü ailenize değmesin. Hep böyle mutlu kalın. Sağ olun. Durun Peder Bey.
Bu evin mutluluk ve huzurla dolması imkansızdır Peder Bey. Ne kadar dua ederseniz edin, ama Virendra'nın talihini değiştiremezsiniz. Virendra burada olduğu sürece bütün dualarınız boşa edilmiş olur. Hiçbir şeyi çözmez. Aksine arttırır. Bu evde huzur bulmanıza imkan yok. Nandini, Vir, siz burada. Onlar kim? Virendra onların girmesini hiç tepki göstermedi. Bunca yıl senden hiç davetiye almadık. Biz de dedik ki, neden gelmeyelim? Böylece biraz köy havası almış oluruz ve bir bakarız. Revari'nin güneşi nasıl doğu yerine batıdan doğmuş? Gelmemize hiç sevinmedin, öyle değil mi? Haksız mıyım muhtar? Virendra? Bunlar kim? Vir abi, Nandini abla. Nasılsın? Seni çok özlemiştim. Aa, ben de seni özledim. Buraya gelerek ne güzel sürpriz yaptınız. Fil, Vir büyük abimiz, Nandini de ablamızdır. Birbirlerine benzemezler ama ikizlerdir. Evet, Vir büyük abimiz olur, Nandini de ablamız. Nasıl? Abla derken? Sizin gerçekten kardeşiniz mi? Evet, gerçek abi ve ablamız. Yıllardır Londra'daydılar ama bize sürpriz yapmak için buraya gelmişler. Bu demek oluyor ki Virendra'nın iki çocuğu daha var. Ama Virendra bundan bana nasıl bahsetmez? Nereden Esri'de geldiniz? Bir anda gittik işte. Ve bir anda da döndük. Evet. Eskiden buraya evimiz derdiniz. Peki hala öyle mi? Buraya dikilmeye mi geldiniz? Hadi. Tören bitmiştir. Hadi. Herkes evine gidebilir. Sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Virendra, iki çocuk büyütmüşsün ama bana hiç söylemedin.
Bana aşık olduğunu söylüyorsun ama kendinle ilgili hiçbir şey anlatmıyorsun. Neden gerçeği sakladın? Purvi, sana söylemedim çünkü ben hayatımın o dönemleri sadece tozla kaplı. Virendra, tozla kaplı olması gerçeklerin üzerine örtmüyor ki. Ne düşünürsen düşün. Onlar her zaman senin çocuğun olacak. Evet, biliyorum. Onların babasıyım. Ama Nandini ve Vir beni babaları saymıyor. Yıllar önce bütün bağlarını kopardılar. O yüzden onlar için ben yoktum. Virendra, sen ne diyorsun? Evet Purvi. Benden o kadar nefret ediyorlar ki kendi isimlerinin sonuna benden aldıkları ismi bile kullanmıyorlar. Nandini Virendra Pratap Singh artık sadece Nandini Singh. Sadece bu da değil. Bana baba diyeceklerine muhtar diyorlar. Purvi, bana olan nefretlerini sevgiye dönüştürmek için çok uğraştım ama herkesin sevgisini kazanan Virendra Pratap Singh çocuklarının sevgisini kazanamadı. Virendra, sen bütün bu acıyı bunca süre nasıl içinde tuttun? Bana söylemeliydin. Kendini daha hafif hissederdin. Kim bilir, belki bir çözüm bulurduk. Bundan bana bahsetmeliydin. Belki de kalplerini kazanırdık. Ha, Purvi, sana bundan bahsetmedim. Çünkü yıllar önce benimle olan bütün iletişimlerini koparıp Londra'ya gittiler. Ve orada kendilerine ait bir dünya kurdular. O dünyada bana bir yer vermediler. Ve benim dünyama da dönmediler. Virendra, Nandini ve Vir'in nefretinin bir sebebi olması gerek. Çok incinmiş olmalılar ki babalarıyla bütün bağlarını koparıp buradan gitmişler. Bu nefretin bir sebebi olmalı Virendra. Sakshi'nin ölümünden beni sorumlu tuttular. 5 yıl önce ben ve Sakshi kaza geçirdiğimizde arabayı süren kişi bendim. O yüzden de herkes benim dikkatsizliğim yüzünden dedi ve Sakshi'nin ölümünden beni sorumlu tuttular. Ve benim çocuklarım bu yüzden benden nefret ettiler. Bir daha hayatıma girip bana baba diyeceklerini hiç sanmıyorum. O yüzden sana hiç anlatmadım. O yüzden senden saklamıştım. Çünkü gelmezler sanmıştım. Ben bir şey soracağım Virendra. Sen hala Nandini ve Vir'i seviyor musun? Evet aptal kız. Bir baba çocuklarını nasıl kalbinden atar? İnan ki ikisini özlemeden geçirdiğim bir günüm bile yok. Her zaman onları düşünüyorum. Nandini benim hayatım, Vir benim onurum. İkisini de çok seviyorum. Ama onlar ikisi de bilmiyorum. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Peki sen bunca zaman onlarla barışmaya çalışmadın mı? Onlarla hiç konuşmadın mı? Purvi, onlar benim Sakshi'yi bilerek öldürdüğümü düşünüyorlar. Birinden bu kadar nefret ediyorsan artık seninle konuşmaya çalıştığı her an sadece daha da nefret edersin ondan. Onlar beni her gördüklerinde daha da nefret ediyorlardı. O yüzden zaten ikisi de çekip Londra'ya gittiler. Onların Londra'ya gittiğini oradaki arkadaşlarımdan öğrendim ben. Bu yüzden hep onları düşündüm. Ama beni hiç arayıp konuşmadıkları için sonunda ben de kendimi suçlu hissetmeye başladım. Ama onlarla ne zaman konuşmaya çalışsam ismimi duymaktan rahatsız olduklarını, daha çok nefret ettiklerini, babasız birer çocuk olmak istediklerini anladım. Ve çektikleri acıyı gördükçe buna daha fazla dayanamadım. Ben de onların dünyasına katılma çabamın onlara sadece daha da zarar verdiğini gördüm ve sonunda da pes ettim. Beni hayatlarında istemiyorlar. O yüzden ben de artık daha fazla zorlamadım. Ve hayatlarından çıktım.
Bak Virendra, geçmişte olanları değiştiremeyiz biliyorum. Ama en azından bunu deneyebiliriz. Nandini ve Veer aileleri ve babalarına geri döndü. Onlara baba sevgisini gösterebilirsin. Virendra, ben de onlara bir anne gibi davranıp bütün sevgimi göstereceğim, inan. Virendra, Tanrı bize dağılmış ailemizi bir araya getirmek için bir şans daha veriyor. Bunu yok sayamayız, değil mi? Söylesene, bana katılıyor musun Virendra? Ben sana katılıyorum. İçimden geçen tek şey, onlarla aramı düzeltip, babaları olarak onlara kucak açıp, onlara bir kere daha sarılabilmek. Virendra, merak etme, bunu yapacaksın zaten. Çünkü deneyenler asla kaybetmez, biliyorum. Gidelim mi? Hadi ailemizi bir araya getirelim. Daha fazla ertelemenin hiç anlamı yok. Bu şey de ne böyle çok şekerli. Ben çay istedim. Şurup istesem öyle söylerdim. Ne diye yere bakıyorsun? Git bir çay daha yap ve getir. Hadi git. Bir insanla bu şekilde konuşulmaz. Bu evde bütün hizmetçilere saygılı davranılacak. Yapma lütfen muhtar. Bunu senden öğrenecek değilim ben. Bu konuda sesini çıkarmaman en iyisi olur. O bir hizmetçi. Ben de senin çocuğunum. Bizde hiç düzgün davranmadın ki. Nasıl öğretesin? Sana kaç kere... Vay canına muhtar. Seni kimse kontrol edemezdi, öyle değil mi? Ama artık öyle değil sanırım, ha? Nandini? Bak, büyüklerinle böyle konuşamazsın. O senin baban. Özellikle de babana böyle diyemezsin. Ne tuhaf. Satılık gelin ismimi biliyor. Anlaşılan babacığım. Yani muhtar sana her şeyi anlatmış. Değil mi satılık? Terbiyeni takın Nandu. Bana Nandu diyemezsin. Öyle seslenmeye hakkın yok senin. Benim için sadece ama sadece buranın muhtarısın. Satılık gelinin kuklası olan hem... Nandini! Nandini! Niye muhtarın ortağına bağırıyorsun? Altı üstü satılık gelin. Biraz heyecanlanma vakti. Sevgili muhtar ve satılık gelinine bir sürprizim var. Gelin hadi. Hoş geldin canım. Siz ikiniz ne cüretle benim evime gelirsiniz? Lütfen sesini alçalt muhtar. Annen olmasına rağmen ona saygı duymadığını biliyorum ama ben saygı duyuyorum. O yüzden lütfen... Babaannemle saygılı şekilde konuş. Ne demiştin Virendra? Senin evin. Bu malikaneyi evim demeden önce iyi düşün. Şimdi niye geldiğinizi anladım. Onları sen mi çağırdın? Her şey senin planın mıydı? Onları bana düşman mı ettin?
Her şeyi sen mi planladın? Ha? Artık her şeyi biliyorum. Hayır hayır Vrendra, ben hiçbir şey planlamadım. Hepsi Tanrı'nın planı. Onun iradesiyle biz yaşıyoruz. Ben sadece onun yolundayım. Eğer Tanrı isterse bu evden giderim. Ve o isterse buraya geri gelirim. Ve beni Tanrı geri gönderdi. Sahip olduğum her şeyi benden aldın. Şimdi de çocuklarının her şeyini almayı dene bir bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.